Merhaba arkadaşlar, bilgisayarın bilmeyenler kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılışımız var. Ürünümüz gördüğünüz üzere Razer'ın 1080 ve Full HD çekim yapabilen kamerası. 720'de de aynı zamanda 60 FPS yapabiliyor. Burada zaten yazıyor, şöyle göstereceğim yakından. Şu şekilde gördüğünüz üzere 1080'de 30 FPS, 720 pikselde 60 FPS çekim yapabiliyor. Burada gördüğünüz gibi video ayarlarınızı tamamen kamera ayarlarınızı program aracılığıyla istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda çok çok önemli bir konu, otofokus da mevcut. Bu alt kısımda zaten hepsi yazıyor. Burada Bilkom güvencesi, Koç Holding vesaire yazmış. Şöyle yan tarafına bakmak istiyorum. Razer Kiyo X. Bunun Razer Kiyo olan modeli var. Etrafı şu şekilde ışıklı. Onu tercih etmedim. Işığı zaten ben kendim sağlayacağım. Kameranın stabilizasyonu vesaire bozmaz aslında ama yine de kendim ışığı sağlayacağım için ışıksız olan versiyonunu tercih ettim. Şuradan hemen hızlıca özelliklerine bakmak istiyorum. Gördüğünüz üzere 1080'de 30 FPS, 720'de 60 FPS diye yazmış. Otofokus mevcut. Tüm ayarları yapabiliyorsunuz diyor. Tripod'a bağlayabilirsiniz diyor. Ayarlamalarını yapabilirsiniz diyor. Küçük, portable, compact diyor yani. Her şekilde kullanabilirsiniz. Tak çalıştır diye de belirtmiş. Burada bilgisayarınızın vesaire ayarlarına uyumluluğunu vesaire belirtmiş. Ağırlığını vesaire hepsini yazmış. Şu şekilde göstereceğim. Bunları tek tek okumayacağım. Önemli olan şeyler burada zaten söyledik. Ayrıca kablosu şöyle parlamamasını da sağlayalım. Şuradan şöyle ışığımızı kısarsak biraz daha iyi olabilir. Şu şekilde gördüğünüz üzere 1,5 metre kablosu var. Onun haricinde mikrofonumuz mono. Ancak çok çok da iyi olduğunu söyleyebilirim mikrofonun. Şöyle hemen tekrardan, evet, şöyle gördüğünüz üzere direkt USB'den bağlayın diyor bilgisayarınıza diyor. Onun haricinde 2,1 megapiksellik fotoğraf kalitesi var. Bunların hepsini yazmış. Burada işte kodeklerini vesaire söylemiş. İçerisinde What's Inside dediği kısmında kamera ve kullanım kılavuzu olduğunu belirtmiş. Windows 10 64 bit veya üzeri diye belirtmiş. İnternet connection falan fişman işte şey için, programı için. Burada yine aynı şeyleri yazmış. İşte ayarlarını yapabiliyorsunuz. Otofokus mevcut. 30 FPS, 1080, 720'de 60 FPS. İşte burada tripoda bağlanabilen kısmı var. Göstereceğim zaten. Tak çalıştır, kompakt vesaire. Burada gördüğünüz gibi Razer'ın streaming kısmında işte mikrofonu, klavyesi, kamerası vesaire yayıncı için ihtiyaç olabilecek her şeyleri göstermiş. Yine burada Türkçe kısmını yazmış. Şöyle yaklaştırayım, okuyabilirsiniz. Bir yıllık da garantisi mevcut. Burada işte stream için senin full setin diye belirtmiş. Başka da herhangi bir şey yok. Şöyle açacağım. Şurada gördüğünüz gibi şu kısımda garanti bandımız mevcut. Sökülmemiş. Bunu ben Trendyol'dan aldım. Şu an Trendyol'da 1400 küsür. Aşağı yukarı 1500 diyebilirsiniz. Kargosuyla vesaire 35 TL, yanlış hatırlamıyorsam, kargosu mevcut. Oradan tercih edebilirsiniz. Şu an uygun fiyatlı satan bir site Trendyol. Diğerlerde biraz daha pahalı. Yani Razer'ın kalitesini zaten anlatmama vesaire gerek yok. Şöyle bir açar açmaz kullanım kılavuzu çıktı. Çok çok küçük olduğu için okuyabileceğinizi zannetmiyorum. Burada garanti süresi 2 yıl yazıyor ama bunları ezbere mi yazmışlar? Hangisi geçerli bilmiyorum. Kullanım ömrü 3 yıl, garanti 2 yıl vesaire diye belirtmiş. Şöyle göstereceğim. Çok çok yakınlaştırıp da okuyabilirsiniz. Zaten bir şey yazmıyor da. İçinden ayrı yeten bir şey çıkarsa bakarız. Şöyle
Açacağım. Zaten tüm detaylarını inceleme kısmında bakarız. Kameranın ışıklarda nasıl tepki verdiğine vesaire her şeyini şöyle çıkartacağım. Kutusunu. İçinde başka bir şey yok. Bunu alıyorum kenara. Şöyle alt kısmında bir tane şey çıktı. Yine kullanım kılavuzu. Ve bu da muhtemelen işte bu ürünü aldığın için teşekkürler falan gibisinden işte yayıncılar için yazılmış bir yazı. Şöyle tutayım. Kendiniz okursunuz. Bunun tamamını çevirmeme gerek yok. Razer'ın CEO'su yazmış, imzalamış falan. Hemen şöyle bunu kenara alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Razer Kiyo X diye belirtmiş. Bu Wargames diye de belirtmiş oyuncular için. Şöyle iki tane sticker'ı çıktı. Şöyle görebiliyorsunuz. İki ayrı diye düşünüyorum aynen. İki tane sticker'ımız. Bunu da istediğiniz yere bilgisayarınızın arkasına vesaire yapıştırabilirsiniz. Şöyle kameranın işte monitöre, bilgisayara, laptopa nereye takacaksanız ayarlamalarını, kablo şekillerini vesaire göstermiş burada. Şu kısımlarını göstermek istiyorum. İşte açı, geniş açılı lens, işte mikrofon, işte bağlantı ayarları, kablosu vesaire diye burada göstermiş. Şöyle istediğiniz şekilde tripoda vesaire de oturtabiliyorsunuz. İşte aktif olduğunu belirten ışığı yeşil yanıyor vesaire diye söylemiş. Renkli halde de göstermiş. Şöyle açacağım. Başka bir şey var mı işinize yarayacak? Çünkü inceleme kısmında zaten detaylı göstereceğim. Onun için kutu açış videosunu fazla uzatmak istemiyorum. Türkçe bir şey yazmışlar mı? Yazmadılarsa İngilizcesinden önemli bir şey varsa bakarız. Şöyle arka kısmına geçeceğim. Arka kısmında zaten işimize yarayan kısımları gösterdim. Buralarda bizim işimize yarayacak çok çok bir şey yok. Yine aynı şeyleri farklı dillerde yazmışlar. Şurada Türkçe kısmında bir şeyler yazıyor. Şöyle tutayım. Kendiniz okuyabilirsiniz. Videoda bunların hepsini okumayacağım. Şu kısımda Türkçe. Şöyle bu kısmı da göstereceğim. Pardon, bu kısım Türkçe değil. Aynen şu kısımda bitiyor. Her neyse, arkasında da zaten bir şey yok. Onu gösterdim. Hızlıca tekrar bakıyorum. Herhangi bir şey mevcut değil. Bunu da kenara alıyorum. Şöyle nihayet kameramızı siyah bir kutuda geliyor. Şöyle çekiyor muyuz? Burada şu şekilde yerleştirmişler. Burası yumuşak, böyle bir sünger. Sağdan soldan herhangi bir yerden açılma kısmı yok. Bunu buradan mı çıkarıyoruz? Şöyle açıyor muyuz? Şuradan olabilir. Aynen. Çok sıkı yapmışlar onun için hareket etmemesi için. Şöyle tekrar yine burada bir kısım var. Burayı şöyle genişletiyorum. Buradan alıyorum mu diye düşünüyorum. Yok. Bunu buradan çıkartmamız gerekiyor. İçinden baskı yapıp süngeriyle beraber tamamını buradan çıkartıyoruz. Şöyle. Kutunun içine gördüğünüz gibi şu şekilde kamerayı yerleştirmişler. Şöyle ışığımı tekrardan açacağım. Şöyle kameranın kenarındaki süngeri görebiliyorsunuz. Buraya sabitlemek için konmuş, böyle yerine yerleştirilmiş. Kutusu özellikle bunun için yapılmış. Sağlam, güzel bir kutu. Dizaynı vesaire hoşuma gitti. Özellikle süngeri de böyle kenarına yerleştirilmiş koruma açısından. Şöyle her tarafını göstereyim. Yine bir kutuda ürünümüz. Şöyle çıkabiliyor kablosunu vesaire, şöyle çektim. Bunu da kenara alıyorum. Kutulaması hoşuma gitti gerçekten. USB'nin uç kısmına zarar gelmesin diye plastik kapak takmışlar. Şöyle bir güzel dandik olmayan bir kablosunu toplama aparatı takmışlar. Şöyle
naylonundan çıkartıyorum. Tripod kısmını, tripoda takacağımız kısım gayet de kaliteli ve büyük, ağır bir kamera aslında. Şöyle tripod kısmını göstereyim. Burası bayağı yumuşak bir lastikten yapılmış. Alt kısmı tripod oturan kısım, üst kısım da aynı şekilde. Şurası da aynı şekilde birbirine değen noktaların tamamını lastikte kaplamışlar. Şöyle bir Razer logomuzu görebiliyorsunuz. Kablosu şu şekilde kısımdan gidiyor. Burada işte 500 mAh, 5 volt vesaire diye yazmışlar. Ayrıca powerbank tarzı bir şeyle de çalışıyor olabilir. Ürünümüz şöyle. Tekrardan göstereceğim uç kısmını. Şöyle. Geniş açı AF lens diye zaten görebiliyoruz. Haricen Full HD kayıt. Burada ışık kısmımız bulunuyor. Mikrofonumuz burada bulunuyor. Şöyle açacağım. Gördüğünüz gibi mikrofonumuz burada. Işığımız burada. Bence güzel. Şu şurada dursun. Şöyle herhangi bir hareketlilik var mı? Yok. Yani açı ayarlama, işte netlik, fokus ayarlarından herhangi birinin burada olma kısmı var mı diye baktım. Burası hareket etmiyor. Herhangi bir netlik ayarı buradan yapmıyorsunuz. Kendisi otomatik olarak yapılıyor. Şöyle şu kısım çok kaliteli. Çok da hoşuma gitti. Burayı zaten hiç konuşmaya gerek yok. Şu şekilde hareket ediyor. Bu kabloyu alt kısımdan geçirebilirsiniz. Şöyle şunu da açacağım hızlıca. Videoyu fazla uzatmadan. Şöyle yeşil 3.0'lık bir bağlantısı var. Şunu da kablosunu da açacağım. Kablosu da böyle tırtıklı şekilde yapılmış. Kaliteli. İnce değil. Razer. Bence güzel. Çok çok güzel. Hoşuma da gitti. Tripod yuvası olması da ayrıca güzel. Tripodu takıp da kullanabilirsiniz. Yani sadece monitörün işte veya laptopun üzerine takmak istemezseniz de işinizi görür. Şöyle bırakacağım. Videoyu da bitireceğim. Bu şekilde söylediğim gibi bu ürünü ben 1400, işte 1500 diyelim. 1500 TL'ye Trendyol'dan aldım. Şu an Trendyol'da bu ürün en uygun orada diyebilirim. Tavsiye ederim. Eğer ki bu bazda, bu fiyat aralığında bir ürün alacaksanız kesinlikle Razer'ı Kiyo X'i tavsiye ederim. Bunun Pro olan versiyonu da var. 1080'de 60 FPS. Pardon. Ona şu an ihtiyacım olmadığı için onu tercih etmedim. Onu da alabilirsiniz. Bunun 4K olan versiyonu da var. Onu da tercih edebilirsiniz. Ayrıca şu çevresinde ışık olan Razer Kiyo X olmayan modeli de mevcut. Eğer ki öyle elinizde bir ışıklandırma aparatınız, ışığınız, ring ışığınız mevcut değilse sadece bununla ışıklandırma yapmak istiyorsanız etrafı ışıklı olan versiyonunu da tercih edebilirsiniz. Bu şekilde kutu açılışında bitirmiş olduk. Detaylı inceleme vesaire zaten kanala yüklediğimde görürsünüz. Yakında onu da çekmiş oluruz beraber. Düşük ışıkta, yüksek ışıkta, işte 60 fps, 30 fps, 720 pikselde, 1800-1080 pikselde ayarlarımızın nasıl olduğuna bakmış oluruz. Aynı zamanda programını da indireceğiz Razer'in sitesinden. Oradan ışıklandırma, işte gamasıdır, keskinlik ayarları, netleme, otofokus vesaire hepsine hızlıca bakmış oluruz. Bu şekilde Razer Kiyo X'in de kutu açılışını bitirmiş olduk. Eğer ki videoyu beğendiyseniz, sizin işinize yaradıysa, bu kutu açılışımız hoşunuza gittiyse, beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.